Merhaba, ben Arda Engin. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Bugün sizlere Google SketchUp programının özelliklerinden bahsedeceğim. Sol köşede dikdörtgen tuşuna tıkladım. Aşağı götürüp tıkladığımda çeşitli boyutlarda dikdörtgenler oluşturabiliyorum. Hemen sağındaki daire tuşuna da daire yapabiliyorsunuz. Çeşitli büyüklüklerde, küçüklüklerde yakınlaşarak. Sonra CG ile bunları yok edebilirsiniz. Sonra mesela kalem tuşuyla istediğiniz şekilleri yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Mesela bir üçgen yaptım. Üstüne böyle istediğim her kadar şekil yapabiliyorum. Sonra genişlet daral tuşuyla tıklayıp bir alanın üzerine gelip onu yukarı doğru genişletip ya da aşağı doğru genişletebiliyorsunuz. Mesela bunu böyle genişletin, bunu böyle aşağıda çeşitli şekiller yapabiliyorsunuz. Mesela içi boş, içi değişik bir şekil oldu böyle. Sonra yörünge tuşuyla istediğiniz açıdan bu şekillerinize bakabilirsiniz. Yukarıda şu tuş. Hemen yanında yatay kaydır tuşuyla da sağa, sola, yukarı, aşağı şeklinde bakabilirsiniz. İstediğiniz açıdan görmek için şeklinizi. Sonra şuradaki boya fıçısını gördünüz mü? Boya kovası yazıyor altında. Ona tıkladığınız zaman renkler, çeşitli renkler gelecek. Renklere tıklayıp oradan mesela yarı saydamı seçiyorum. Bu cam, ev yaptığınızda camlar için kullanabilirsiniz bunu. Ona tıklayıp mesela bir tane yüzeye tıkladığım zaman gördüğünüz gibi yarı saydam içini görebiliyorsunuz. Mesela buğulu cam yapayım. Şunu. Böyle, bu şekilde. İstediğiniz her şey burada mevcut. Renkler. Kırmızı, pembe. Hepsini boyuyorum. Çıkıyorum bundan şimdi. Sonra buradan kopyala tuşu var. Taşı kopyala tuşu. Bir tane alana geldiğim zaman bunu böyle taşıyabiliyorum mouse'umla basılı tutarak. Ctrl'e bastığımda ise o alanın aynısından çekip kopyalayabiliyorsunuz. Ctrl tuşuyla oluyor bu. Sonra döndür tuşuyla da, döndür tuşu yukarıda döndür yazıyor zaten. Bir tane alanın üzerine gelip üzerine tıklayıp bunu böyle istediğiniz gibi döndürebiliyorsunuz. Boyut değiştirerek de döndürebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ben şöyle yapayım. Böyle. Böyle. Her şekilde mevcut. Sonra gerçek boyu ölçmek istiyorsanız gerçek boyutlara göre ölçebiliyorsunuz. Mesela şunun uzunluğu 9 metre 10 santim. Kenarında yazıyor metrenin. Metre tuşu. Şerit metre yazıyor. Başka serbest çizgi tuşu yan tarafta serbest çizim. İstediğiniz şekilleri kendiniz yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Pencere tuşundan bileşenlere gelip oradan istediğiniz insan modelleri, araba modelleri, taşımacılık mesela, aşağıda araba mesela getirdim ya. Kamyon. Hazır şekiller, koli mesela, böyle değişik şekiller getirebiliyorsunuz. Film sahne diyor, mesela insan, şöyle bakalım, insanlar, merdiven, böyle şeyler de mevcut. Sonra, İnsan. Tamam.